Yadenin kafasıyla devam ediyorum. Şu şekilde doladım. Sihirli halka yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Altı sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurayı sıktırdım. En baştaki ilmeğin tepesine battım. Bunu arkadan geçirip ilmek kaydırma yaptım. Şimdi şurayı kesiyorum. Bu sırada bütün ilmeklerin içine hep ikişer tane batıyorum. Yani artırma yapıyorum. 12 tane sık iğnem olacak. Bütün ilmeklerin içine ikişer tane batıyorum. 6 tane ilmeğimiz vardı. 6 sık iğne ile başlamıştık. Ve bu 6 tane sık iğnenin içine de ikişer tane batıyoruz. Toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. Her sırada 6'şar defa artırma yapacağız. Çünkü 6 sık iğne ile başladık. Şimdi bu sırada bir tane tek batıyorum. Yanındakini yine artırma yapıyorum. Bir sık iğne, bir artır. Bir sık iğne, bir artır. Bir sık iğne, bir artır. Bu şekilde bu sıramı böyle bitiriyorum. Bir sık iğne, bir artırla. Elimde 18 tane sık iğnem oldu. Şimdi devam ediyorum. Şimdi dolandı yine. Şimdi yeni sırama geçiyorum. 1, 2 sık iğne, 1 artır. Bu sıramı da bu şekilde bitireceğim. 1, 2 sık iğne, 1 artır. 1, 2 sık iğne, 1 artır. Şimdi çözeyim. 1, 2 sık iğne, 1 artır. 1, 2 sık iğne, 1 artır. 1, 2 sık iğne, 1 artır. Yeni sırama geçiyorum. Şu an 2 sık iğne 1 artır sıramda 24 sık iğnem oldu. Şu an 3 sık iğne 1 artır yapıyoruz. 3 sık iğne 1 artır. 1 2 3 sık iğne 1 artır. 1 2 3 sık iğne 1 artır. 1 2 3 sık iğne 1 artır. Her sırada bir ilmek artırarak gideceğiz. Yani 6 sık iğne ile başladık. Hep artırdık. 1 sık iğne 1 artır yaptık. 2 sık iğne 1 artır yaptık. Bu sıramızda 3 sık iğne 1 artır yaptık. Önümüzdeki sırada 4 sık iğne 1 artır yapacağız. Sonra 5 sık iğne 1 artır derken 10 sık iğne 1 artıra kadar sürekli artıracağız. Elimizde 72 sık iğne olana kadar. 72 sık iğne olduğunda da 18 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Sonrasında eksiltmelere geçeceğiz. Bu sırada mesela 4 sık iğne 1 artır. 1 2 3 4 sık iğne 1 artır. Bir önceki sırada 30. Bu sıramda 36 sık iğnem olacak. 1 2 3 4 sık iğne 1 artır. 1 2 3 4 sık iğne 1 artır. 1 2 3
4 sık iğne, 1 artır. 1, 2, 3, 4 sık iğne ve 1 artır. Elimde dediğim gibi 36 tane sık iğnem oldu. Bir üst sıramda, yani şimdiki sıramda 5 sık iğne 1 artır, 6 sık iğne 1 artır, 7 sık iğne 1 artır derken 10 sık iğne 1 artıra kadar hep artırma yapacağım. Ve elimde 72 sık iğne olacak. Bu 72 sık iğne ile de 18 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğim. Sonrasında eksiltmelere geçip kafamızı bitireceğiz. Söylediğim gibi 10 sık iğne 1 artır sırasına kadar sürekli olarak artırdım. Elimde 72 sık iğne oldu. Bu 72 sık iğne ile de 18 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şimdi eksiltmelere devam ediyoruz. 10 sık iğne 1 artıra kadar artırdığımız için 10 sık iğne 1 eksiltle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 1 eksiltme. Bu şekilde 2 ilmeği birlikte alarak eksiltme yapmış oluyoruz. Yine bu sırayı hep 10 sık iğne 1 eksiltle bitireceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 1 eksiltme. Toplamda her sırada 6 defa eksiltme yapıyoruz. İkinciyi eksilttim. Üçüncüyü eksiltiyorum şu an. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 eksiltme. Üçüncü eksiltmemi de yaptım. Dördüncüyü yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir eksiltme daha yaptım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir eksiltme daha. 5. eksiltmemi yaptım. Ve 6. eksiltmemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bir eksiltme daha. Toplamda 6 defa eksiltme yaptım. Elimde 66 sık iğne kaldı. Eksiltmelere devam ediyoruz. Artık hep eksiltme yapacağız. Şimdi 9 sık iğne bir eksilt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne ve 1 eksilt. Yine bu sırada da 6 defa yapacağız eksiltmeyi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Elimizde 60 sık iğnemiz kalacak. Bu sırayı bitirince devam edeceğiz. Evet, söylediğim gibi 9 sık iğne 1 eksilt sıramı da bitirdim. Elimde 60 sık iğnem kaldı. Devam ediyorum. Şimdi 8 sık iğne 1 eksilt yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 1 eksiltme. Bu sırayı da bu şekilde bitireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 eksiltme. Bu sıramızı bu şekilde bitirelim, gelelim. Evet, 8 sık iğne 1 eksilt sıramı bitirdim. Elimde 54 sık iğne kaldı.
Yine eksiltmeden devam ediyorum. 7 sık iğne, 1 eksint. Elimde bu sırada 48 sık iğne kalacak. 3 4 5 6 7 1 eksiltme. 1 2 3 4 5 6 7 1 eksiltme. Bu sırayı bu şekilde 7 sık iğne 1 eksiltle bitireceğiz. Bundan sonraki sırayı 6 sık iğne 1 eksilt, 5 sık iğne 1 eksilt, 4 sık iğne 1 eksilt derken 2 sık iğne 1 eksilte kadar sürekli eksilteceğiz. Elimizde 18 sık iğne kalacak. Ve 18 sık iğne kaldığında ipimizi uzunca keseceğiz kafamızı dikmek için. Yalnız 5 sık iğne 1 eksilt sırasında içini elyafla sıkıca dolduralım. Yavaş yavaş dolduralım. 4 sık iğne 1 eksilt yaptığımızda biraz daha dolduralım. 3 sık iğne de yine dolduralım. Ördükçe dolduralım. Ördükçe dolduralım. Sıkı olsun kafamız oldukça. Sonrasında dediğim gibi 2 sık iğne 1 eksilt sırasını bitirdiğimizde elimizde 18 sık iğne kaldığında ipimizi uzunca keselim gövdemizi dikebilmek için. Ben 6 sık iğne 1 eksilt sırasını bitirdim. Şu an 5 sık iğne 1 eksilt sırasındayım. Burada biraz içini elyafla dolduracağım. Şu şekilde ve burada örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi 5 sık iğne 1 eksilt sırasındayım şu an. Ve ördükçe eksiltmeye de eksilttikçe daha doğrusu elyafla doldurmaya da devam edeceğim. 3 4 5 ve her sıra bitiminde biraz daha içini dolduralım. Bu sırayı da böyle, bu şekilde bitirelim gelelim. Evet, 5 sık iğne 1 eksilt sıramı da bitirdim. 4 sık iğne 1 eksilt sırasına geçeceğim. Ondan önce içini biraz daha dolduruyorum elyafla kafamın. Şu şekilde. Sıkı dolduralım ama çok delikli olmasın. Baktık ki çok aşırı doldurduk. Delikli olur o zaman. O da hiç hoş görünmez. Şu şekilde. Bakın bunlar büyüdü mü? Büyüdüğü zaman sıkıntı olur bizim için. Ama bu şekilde iyi. Evet, şimdi 4 sık iğne 1 eksilt yapıyorum. Sonra 3 sık iğne 1 eksilt ve 2 sık iğne 1 eksilt de bitiriyorum. Her eksiltme sırasında biraz biraz doldurun artık. Çok sıkı doldur, yani çok fazla doldurmaya gerek yok artık çünkü kafa şeklini verdik. Ama doldurmaya devam edeceğiz tabii ki. Kafanın bitmiş halini de göstereceğim. Evet, bu şekilde en son 2 sık iğne 1 eksilt yaptım. İpimi uzunca kestim. Gövdeye dikelim diye. Şu şekilde saçımızı, gözlerimizi vesaire her şeyi tamamladıktan sonra kafamızı en son dikeceğiz. Devam edeceğiz. Evet, kafamızı bitirmiştik. Ben göz için şu şekilde yuvarlaklar kestim. Nasıl yaptım? Hemen şöyle küçük göstereyim. Keçe kesiyorum. Hemen döneceğim. Şimdi ben büyük bir şey aldım. Keçe aldım. Buradan parça parça bu şekilde keserek yapıyorum. Göz için ilk başta şu şekilde yuvarlayarak kestim. Bunun üzerine yeşil renkte aynı bu şekilde yuvarlak kestim ama beyazdan bir tık daha küçük. Şu şekilde bunu da böyle bir parça kestim. Bu daha küçük oldu beyazdan. Şu şekilde. Yani bu çok düzgün olmayabilir. Göstermek amaçlı kesiyorum sadece. Çünkü gözde keşke detay olsaydı gibi çok şey oluyor. Aslında hepsi yuvarlak. Birbirinin bir tık daha küçüğü. Ve bir siyah aldım keçe. Onu da yeşilden küçük kestim. Bu yeşilden biraz yeşilli hizalı gibi oldu ama. Önemli değil.
Şurada beyaz keçemiz vardı bir parça. Şuradan, buradan da çok küçük bir beyaz yuvarlak kestim. Şekilde. Bunu da şuraya göz bebeği olarak. Şimdi yapıştırmaya geçelim. İlk başta beyaz keçemi alıyorum. Silikon sürüyorum. Bunu buraya yapıştırıyorum. Şimdi soranlar oluyor. Keçeniz kalın mı ince mi? Benim beyaz keçem kalın. Diğerleri ince. Fark etmiyor yani. İstediğiniz keçeyi kullanabilirsiniz. Kalın ince hiç fark etmez. Şimdi yeşile sürüyorum. Biraz silikon. Şöyle ortalı bir şekilde bunu da yapıştırıyorum. Siyah alıyorum. Siyaha da aynı şekilde silikon sürüyorum. Onu da ortalı şekilde buraya yapıştırıyorum. Ve son olarak şu küçük beyazımı alıyorum. Şarj aleti de takılı. İkisinin kablosu birbirine değiyor. Kamera sallanıyor. Şöyle şunu da buraya taktım. Yapıştırdım. Şimdi ben bunu kaçıncı sıraya takmışım gözümüzü. Bakın şurası başlangıç noktası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. sırada başlamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırayı kaplamış. Bu şekilde yapıştırdım. Ben göz kararı yapıyorum. Baştan hiç saymıyorum. Göz kararı. Şimdi bunu da şöyle şunu alayım. Telefonu sallayıp durmasın. Şöyle yine göz kararı yapıştırdım. Arada 1, 2, 3, 4 ilmek kalmış. Yine bunu da ortalığı. Yine bu da ortalığı. Siyah. Silikon çıktığı zaman hiç hoş olmuyor. Ve yine şu ışık olarak kullandığım her bebekte kullanırım bunu. Bunu da buraya yapıştırdım. Şimdi iğnemize ten rengi ip takalım. Gelelim. Ten rengi ipimi taktım. Ucuna düğüm attım. Şöyle herhangi bir yerden batıyorum. Ve şu taraftan şöyle batalım. Ve buradan battığımız ilmekle birlikte 1, 2, 3, 4, 5. batıyorum. Normalde 4 ilmek içine yapıyordum. Ama 4 yaparsam bunda eşit olmayacak. Yamuk olacağı için 5 ilmek de yapıyorum. Bir oraya batıyorum. Bir bu tarafa. Keçi. Şöyle buradan batıyorum. Buradan çıkıyorum. 5 ilmek arası yaptım ben. Sizin gözünüze göre ortalığı olacak şekilde ayarlayın.
Bunu da şuradan şöyle dolayayım. Şuraya batıyorum. Ve buradan şu şekilde çıkıyorum. Burnunu böyle oluşturmuş olduk. Buradan düğüm atacağım. Düğüm attığım yere batıyorum. Herhangi bir yerden çıkıyorum ki düğüm attığım belli olmasın. Şu şekilde burnu ve gözleri tamam. Ağız için kahverengi bir ip taktım ben. Siz siyah da kullanabilirsiniz. Farklı renkte. Şöyle şuradan atıyorum. Ve karşı tarafa çıkıyorum. Eşit olabilecek şekilde. Şöyle. Evet. Buradan şöyle battığım deliğe ip geçirdikten sonra, hatta şöyle yapalım. İpin içine batıyorum. Şöyle ipe battım. Oradan ilmeğin içine battım. Ve şuradan çıkıyorum. Gülen yüz ifadesi alsın diye. Şu şekilde bunu da yapmış olduk. Şimdi bunu da buradan düğüm atarak bitiriyoruz. Kafa kısmında saçlar ve kulak kaldı sadece. Bunu saçları yaptıktan sonra yapıyorum ben kulağı. Şu an için. Bu önemli değil zaten, kulak gelecek. Peruk, saç derken o kapanacak. Kafam şimdilik bu kadar. Kalan parçalarıyla devam edeceğim. Kafa dikimiyle devam edeceğim. Şu şekilde bir su borusu taktım her zamanki gibi. Şöyle. Bunu takıyorum buradan. İpimi de uzun kesmiştim kafayı ördükten sonra. Onu şuradan takıyorum. Bunu biraz daha gövdeye doğru ittirelim. Ve kafayı da geçirelim. Buradan battım boyuna. Buradan da kafaya batıyorum. Şimdi bir boyundan bir kafadan batıyorum. Şu şekilde yan yana iki tane ilmeğe batarak dikiyorum. Sağlam olması için. Şu şekilde yan yana iki ilmeğe battım. Burada da aynısını yapacağım. İki tane yan yana ilmeğe batıyorum. Bir kafadan bir boyundan batarak dikiyorum. Her batışımızda çektirelim. Sık olsun. Evet, bu şekilde. Bir gövde, bir kafa olarak sonuna kadar dikerek bitireceğiz.
İğnemden yine çıktı ipim. Biraz su borusunu ben uzun kesmişim. O yüzden böyle biraz gergin oldu. Ama siz daha kısa kesebilirsiniz. İsterseniz koymaya da bilirsiniz. Böyle dikmesi çok kolay oluyor. Yani ben su kullanmadan önce bir kafayı 2-3 defa dikiyordum. Sağlam olmadığı için. Ama şimdi tek seferde dikiyorum ve sapasağlam. Bunun için dik durması için kullanıyorum. Evet, düğümümü de attım. Buradan batıyorum. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Şurayı da kesebilirim. Şimdi şurayı şöyle yaparsak. Evet. Kafa dikimi de bittiğine göre bir tek geriye ayakkabısı kaldı. Sonrasında yağ tamamen bitmiş olacak.